farklı ifadelerle bulunuyorlar. Bu da bizleri mutlu ediyor. Tabii bu kara çiçeklerinde bunu kara çiçek halkına teslim etmek gerekir. Daha sonra işte benimle beraber tiyatro tanışmaya, konsere tanışmaya başladık. Kriyelde halkımız. Daha sonra, şimdi beni anlatıyoruz ama benden önce çok iyi çalışan, hepsi iyi çalıştığına inanıyorum ben. Belediye başkanlarım var. Onların izinden buraya geldik. Ölenlere onlara da rahmet diliyorum. Yaşayanlara uzun ömürler. Biz de elimizden geldiği kadar bir şeyler yaptık. Bizim burada bir mesire yeri vardı. Çınarlık. Çınarlık mevkii. Burası ormana aitti. Yaptığımız girişimlerle bunu 49 yılına belediyemize kiraladık. Daha sonra belediyemize gelir elde etmek için 300 önlük fıstık, çamur ve ceviz alanı yaptık. Eğer o gitmiş olsaydı, şu an ürünü alıyor olsaydık 5 trilyon ile 10 trilyon arasında bir gelirimiz olacaktı. Onu da şöyle söylüyorum, şu anki bizim belediyemizin bütçesi 1 trilyon. Böyle bir yatırım yaptık. Maalesef yine hep oraya geliyoruz, konuşmayacağım diyorum ama belediyemiz kapanıyor. Onları da biz inşallah Susurlu'ya, Balıkesir'e gelen yöneticiler tekrar belediyemiz için harcarlar diye düşünüyorum. Soluk payı verdikten sonra, bir çay molası verdikten sonra başkanımıza diyoruz ki şimdi tabii ki belediyenin bunca seneler buraya hizmet etti, bazı şeyler alındı, hizmette devam etti ve bunlar büyükşehire aktarıldı. Ki biz isteriz ki gerçekten yerinde olsun hizmetler, en güzel hizmet odur. Çünkü zamanla mahalleler muhtarlarla yönetiliyor, daha sonra şehirler büyüyor, belediyeler tekrar devreye giriyor, tekrar küçülüyor. Yani bir nevi yani benim de anladığım kadarıyla sistemi, tabii büyüklerimiz daha iyi olur inşallah. Hayırlı olur diyoruz ve diyoruz ki başkanıma, şimdi Karapürçek Belediyesi'nin şeyleri, otobüslerimiz var sanıyorum. Kemalpaşa'ya da gidiyor, ben orada da görüyorum bunları. Evet. Olduktan sonra halkın sosyal yaşamı da değişti, kültür yapısı, anlayışı değişti demiştim ya. Şimdi belediye araçları 1979 yılında falan ilk araç alındı. Daha sonra buralara hem çevre ilçemiz olan, komşu ilçemiz olan Mustafa Kemal Paşa'ya hem de Susurlu'ya araç kaldırdı. Perşembe günü Mustafa Kemal Paşa'nın pazar olduğunda oraya bir araç geliyor. Ama Susurlu'ya düzenli otobüs seferlerimiz vardır. Okuyan çocuklarımızı bedava taşıdık. Bu yasa çıkmadan önce, milletin bedava ihale yapmadan önce biz ücretsiz taşıdık. Hatta gitmeyen mahallemize kadar çıkardık arabanın kalkış yerine, yukarı mahallemiz yere kadar. Oradan insanlarımız rahat gidiyor. Hatta aşağıya meydan inmek isteyenler de rahatlıkla binip inebiliyorlar araçlarımızdan. İki tane otobüsümüz var. Üç tane, fakat birisi iş göremez hali dedi. Onu verdik. Şu an iki tane faal. Bir tane Beko kepçemiz, bir tane normal sadece sarım dediğimiz iş makinemiz var. Kepçemiz yani. Traktörlerimiz var iki tane. Taksi var. Efendim bir pikabımız var. Bunlar hep belediyenin kendi şeyleri. Ama daha önemlisi, Balıkesir'in üçüncü en güzel ve en sağlıklı su arıtma tesisi bizde. Tüllerim hastalığı çok görülen bir bölgedeyiz. İlk geldiğimizde görüldü. Aldığımız önlemlerle artık bizde görülmüyor bu hastalıklar. Ama çevremizdeki yerlerde hala devam ediyor tüllerim hastalığı. Nedir bu başkanım? Bu yeni duyuldum için. Tüllerim Uludağ'la Balıkesir arasındaki bu dağlık bölgede yaşayan kemirgenlerde olan bir bakterinin bir şekilde yiyeceklere ve içeceklere karışması neticesinde oluyor. Bu ölümüyle veya yaptığı dışkı ya da çişiyle suya karışması sonucunda böyle oluyor. Ne yapıyor? Belirtileri ne? Belirtileri bu işte insanı halsiz düşürüyor, ateş basıyor. Vücudunda özellikle şuralarda şişlikler yapıyor. Veya daha tehlikesi içeriden yakalanınca daha kötü oluyor. Fakat tedavi edilemeyecek bir hastalık değil. Tedavi tanısı zor olan bir şey. Hastalık. Ve bunun da önüne geçtik. Mezarlığımızı görmüşsünüzdür. Mezarlıkta eskiden yürünemiyordu. Mezarlar zor bulunuyordu. Sistemli bir çalışma neticesinde bu hale getirebildik. Daha da iyi olur inşallah bundan sonra. Olacaktır. Başkanım, ben şimdi size ben teşekkür... Evet sevgili izleyicilerimiz, Mehmet Başkanımıza buradan verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben şahsım olarak da teşekkür etmek istiyorum. Çok memnun kaldım. Karapürçek'e geldik,
gezdik. Hakikaten bahsettiği gibi herkes selam veriyor, hal hatır soruyor. Yani bir çay ısmarlıyor. Böyle bir yer, sıcacık insanlarla dolu. Evet, bizim programımız da sımsıcacık bir program. Bakalım haftaya Anadolu Aynası nerede olacak? Bizlerden ayrılmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.